Bize f fonksiyonunun ortalama değişim oranını soruyorlar. f fonksiyonunu da bu şekilde tanımlamışlar. Değerlendirmemiz gereken aralık ise eksi 2,3 kapalı aralığı. Sayıların iki tarafında parantez yerine köşeli parantez olması bize bu aralığın kapalı bir aralık yani bu iki değerinde aralığa dahil olduğunu söylüyor. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Birlikte yapmaya hazır mısınız? Bir fonksiyonun ortalama değişim oranı hakkında farklı şekillerde düşünebiliriz. Mesela fonksiyonun değerindeki değişimin x'teki değişime oranı ya da fonksiyonun değerindeki değişimin ortalama x'e oranı. Fonksiyonun değişim oranı bölü x'in değişim oranı. y eşittir fx ise bunu y'deki değişim bölü x'teki değişim olarak da ifade edebiliriz. x'teki birim değişim ortalama olarak fonksiyonu ne kadar değiştirmiş? Bu noktada ister bir tablodan yardım alırız, isterseniz de bunu görselleştirmeyi deneyebiliriz. Size önce tablo kullandığımız versiyonu göstermek istiyorum, sonra da görsel bir şekilde nasıl düşünebileceğimizden bahsedeceğim. Peki, buraya x değerlerini, buraya da y eşittir fx değerlerini yazacağız x eksi 2'ye eşit olduğunda y'nin değeri ne olur? Başka bir deyişle f eksi 2'nin neye eşit olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bir bakalım y eşittir f eksi 2. Eksi 2 üzeri 3 yani eksi 8 eksi 4 çarpı eksi 2 de eksi 8 eder ama eksi ve eksiden artı elde edeceğimiz için eksi 8 artı 8 ve 0 olur. Sonra bir bakalım, x 3'e eşit olduğunda bize verilen aralığın sağ uç değerine bakalım. y eşittir f3 ve bu da 27 eksi 12'den 15'e eşittir. Bu durumda bu aralıktaki y değişimi ne olur? y'nin değeri 0'dan 15'e gelmiş, öyle değil mi? O halde bu artı 15'lik bir değişimdir. Peki, ya x'teki değişim, eksi 2'den 3'e geldiğimiz için bu da artı 5'lik bir değişimdir. x'teki değişimi de 5 olarak not ediyorum. Bu durumda x'e göre y'deki ortalama değişim oranı ya da fonksiyonun x'e göre değişim oranı bu aralıkta 3'e eşittir diyebiliriz. İşi görselleştirmek için buraya yazdıklarımızı grafik üzerinde de göstermeyi deneyebiliriz. Bu x, bu da y ekseni olsun. x eksi 2 iken ki f x sıfıra eşit, Sonra bu şekilde artacak ve aşağı yönelecek ve buna benzeyen bir grafik elde edeceğiz. Bundan öncesini de bu şekilde çizebilirim. Bize verilen aralık eksi 2 ile 3 aralığıydı değil mi? x eşittir eksi 2 ile x eşittir 3 aralığı. Aralığın sol ucunda fonksiyonun değeri 0. Bu noktadan bahsediyorum. Evet farklı bir renk kullanayım. Tamam. Aralığın sağ ucunda ise f3 15'e eşit. Onu da Burada bir yere işaretleyeyim. Eğriyi bu noktaya doğru devam ettirirsem daha iyi olacak. Buraya kadar çıkacağız. Bu durumda bu aralıktaki ortalama değişim oranı demek, bu iki noktayı birleştiren doğrunun eğimiyle aynı şey olacak. İki noktayı birleştiren doğruyu da çizeyim. Y'deki değişim demiştik. Hemen şu şekilde göstereyim. Bu y'deki değişimdir. Fonksiyonun değişimi 15'tir. X'deki değişim ise işte burası da x'deki değişimdir. X 2'den 3'e gelmek için 5 birim hareket ettiğimize göre bu da 5'e eşittir. Evet ortalama değişim oranını hesaplamak için bu şekilde de düşünebilirsiniz.